Demirli Köyü muhtarımız Sayın Mehmet Demirci'yi canlı yayınımıza alacağız. Muhtarım canlı yayın isteği gönderebilir misiniz? Şu an Demirli'ye konuk olacağız. Demirli Köyü muhtarımız Sayın Mehmet Demirci canlı yayınımıza bağlanacak şimdi. Muhtarımızı alacağız. Muhtarım canlı yayın isteği gönderebilir misiniz? Demirli Köyü muhtarımız Sayın Mehmet Demirci konuğumuz. Muhtarım istek gönderebilir misiniz? Demirli muhtarımız. Şu an canlı yayınımıza bağlayacağız. Ben selam söyleyen bütün hemşerilerimize hepinize iyi akşamlar diliyorum. Cansel Kaya iyi yayınlar dilemiş. Size de. Efe Özkaya iyi akşamlar diliyor. Muhtarım, Demirli muhtarımız Sayın Mehmet Demirci. Muhtarım canlı yayın isteği gönderebilir misiniz? Alttaki butona basacaksınız. Ben eklediğim zaman sıkıntı olabilir çünkü. Evet, şu an Demirli Köyü muhtarımız Sayın Mehmet Demirci canlı yayın konuğumuz efendim. Muhtarım iyi akşamlar. İyi akşamlar Ayla. Nasılsınız? İyiyiz Telefonu abi. biraz aşağı indirebilir miyiz? Şöyle mi? Evet. Nasılsınız muhtarım? İyiyiz Allah'a şükür, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler muhtarım. Kaçıncı dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? Biz öncelikle sizi bir tanıyalım. Bu ikinci dönem. Kendinizi bir tanıtın muhtarım. Buyurun. Valla ben Mehmet Demirci, Demirli Köyü muhtarı. İşte köyde Evet. çiftçilikle uğraşıyoruz. Evet. Hayvancılık var biraz. Ben sizin köyün yeğeninizim aslında. Esenlerin yeğeniyim aynı zamanda muhtarım. Atatürk'ün Söylemiştiniz. yeğeniyim ben. Evet. Söylemiştiniz. Doğru. Evet. Latif dayım akrabam benim. Yaşar Sungur akrabam. Buradan Doğru. hepsine selam olsun. Yaşar abi köyü de şu anda Ölenlerimize, köyde var. dayılarıma Allah rahmet eylesin. Amin amin. Buyurun lütfen. Vallahi kendimi nasıl tanıtayım işte. Bu ikinci dönem muhtarlığım benim. Evet. İkinci dönem. İşte köyde bizim köyün nüfusu aşağı yukarı 180 hane şu anda köyde kalan, devamlı kalan. Yazın bu nüfus Evet. çoğalıyor haliyle. Bayağı bir 250-300 tane oluyor herhalde. Büyük köylerimizden, kasabadan dönüş yapan köylerimizden aslında. Evet, Kasaba belediye olup da temsilen. sonradan köye dönüş yapan köylerimizden birisi. Kırşehir'e yakın bir köyümüz zaten. Evet. Kurancılığıyla sınır zaten. Yeri mevkisi çok güzel. Gönül Dağı'nın eteğinde bir köyümüz. Ama Öyle. sıkıntılarınız neler muhtarım? Siz anlatın, biz dinleyelim. Buyurun. Valla sıkıntılarımız, geçen sene su sıkıntısı vardı. En büyük sıkıntı su. Bu Türkiye Evet. genelinde vardı da bizim köyde de oldu. En büyük sıkıntı su sıkıntısı. İnşallah bu sene olmaz, Evet. kar fazla yağdı. Başka sıkıntılarımız, valla biraz da yazın nüfus çuvaldığına biraz çöp konteynerlerimiz eksik. Evet. Şimdi Talep. yetkililerimiz bizi izliyorlar. Geçen hafta muhtarlarımızın isteği de vardı. Aslında çöp konteyneri durak istediler. Çocuklarımızın bekleme alanı için, okula giden çocuklarımız için bekleme konteyneri istediler. Yetkililerimiz buradan bizi dinliyorlar şu an muhtarım. Özel idare personelimiz, müdürlerimiz, kaymakamlık personelimiz, parti başkanlarımız, ilçe parti başkanlarımız izliyorlar buradan bizi. Sorunlarınızı siz anlatırsanız onlar da birebir duymuş olacaklar zaten. Buyurun. İşte talebimiz de oldu geçen sene bayağı bir sıkıntımız var çöp bidonlarından yani çöp konteynerinden. Talebimiz Evet. de oldu da hal olacak dendi. İnşallah bu sene hal olur. Bahar Hanım, Bahar Koç arkadaşım bana özelden de yazmıştı. Köyümüzün park sıkıntısı var, park sorunumuz var demişti. Bahar Hanım, İbrişim Köyü'nün park sıkıntısı, çocuk park alanı istiyorlar efendim. Çocukların oynayabilecekleri alan yok. Geçen haftaki yayınımızda muhtarım izliyor zaten şu an. Gül abi muhtarım şu an izliyor bizi. Muhtarım çocuklara park istiyorlar. Muhtarımız Mustafa Koca izliyor efendim. Selim Ağa muhtarımız. Muhtarım
İyi akşamlar diliyorum ben de size. Mehmet Bey, Mehmet Muhtarıma selamlar diliyor. Serkan İli. İzliyorlar muhtarım sizi. Yetkililer sizi duyuyorlar. Duyuyorlar, evet. Serkan Bey, duyuyorsunuz. Konteynerlarımız eksik. Çöp konteyneri eksik. Çocuklarımızın durak aslında üşümesinler. Çocuklar okula isteyerek gitsin ki okusunlar, bir yerlere gelebilsin. Sabahları işkence haline gelmesin. Orada soğukta bekleyip de bir de üzerine ders dinlemek çocuklarımıza sıkıntı olmasın. Geçen hafta muhtarlarımız söylemişti. Çocuklarımıza bekleme alanı istiyoruz demişlerdi kulübe. Durak gibi. İki köyümüzün, Apınar köyümüzün ve İbrişim köyümüzün çöp konteyneri sıkıntıydı. İki mahalleye bölündükleri için. Şimdi Demirli köyümüzün de çöp konteyneri sıkıntısı var. Aslında komple bahar gelmeden ya da yaza tam gelmeden, insanlar kalabalıklaşmadan bu konteyner sorununa bir çözüm bulabilirseniz, yetkililerimiz izliyorlar şimdi dinle. Nüfus kalabalıklaştıkça çöpler sağa sola dağılmadan ya da sinek böcek çıkmadan bu soruna bir çözüm bulunabilirse çok daha iyi olur. Buyurun muhtarım. Doğru, inşallah hallolur bu sene. Onda bir, bayağı bir sıkıntımız var. Başka bir sıkıntı, öyle bir fazla bir sıkıntımız yok. En büyük sıkıntı su sıkıntısı. Kolektör sistemi yapılmadı bizim köye. Belediyenin son zamanda kanalizasyon yapıldı. Ondan dolayı da bayağı bir hatlarda arıza oluyor. Çok arıza oluyor. Yani evet, tam üstüne düşünmemiş. Kırılma, bozulma olduğundan patlaklar, evet, su arızalarından bayağı bir sıkıntı çektik. Halen de oluyor yani. Daha da bir yandan su arızası oluyor. Onlarla uğraşıyoruz. Evet muhtarım. Köyümüze aşağı yukarı sağ olsun bundan önceki giden kaymakamımız bayağı köydesten bir parkedaş falan şey yaptı, yaptırdı. Çıktı yani. Erhan muhtarım diyor ki bütün köylerin sorunu aslında diyor. Bizim köyde hiç yok diyor. Karakaya'da hiç konteyner yokmuş, çöp konteyneri yokmuş. Muhtarım tamam, ne yapsın o zaman? Onlar daha rahat o zaman. Hiç yoksa daha iyi. Sıkıntı. Şeyde şimdi muhtarımız daha önce söylemişti, Sarı Ömerli muhtarımız Abdullah Avşar dedi ki Ayla Hanım, bizim köyde dedi çöp konteyneri yok dedi. Geniş bir alana çukur kazıp çöplerini o şekilde taşıma sistemiyle dedi. Biz bir yerden alıp bir tarafa atıyoruz, öyle çözüyoruz dedi. Buradan da sesimizi duyurmuş olalım. Karakaya'nın çöp konteyneri hiç yok. Kargın İbrişim köyünde sıkıntılı, Apınar köyünde yetmiyor. İki mahalle olduğu için. Sarı Ömerli de hiç yok. Buradan yetkililerimize söyleyelim. Çöp konteynerları sıkıntılı, hiç yok. Olmayan köylerimiz var. Olanlarda da yetersiz. Buradan amirlerimiz, yetkililerimiz bir çözüm bulabilirlerse, köy konağı ne oldu diye soruyorlar muhtarım. Vallahi köy konağı ihalesi verildi. Yapılacak büyük ihtimal. Daha evet. Devlette bir para sıkıntısı var herhalde. Biraz ağırdan mı alıyorlar? 4-5 senedir bir böyle bir proje var da inşallah bu sene yapılacak. Şimdi mimarımız bizi dinliyor. Mustafa Şentürk bizim kendi köyümüzden mimar. Kamanda eşiyle birlikte mimar. Size bu konuda destek olacak. Bana da söz verdi. Abla ne gerekiyorsa, üzerime ne düşerse yaparım dedi. Köy konağı projelerinizde hatta Karakaya muhtarımla da temasa geçtiler. Bu arada size yardımcı olabilecek, eğer öyle bir projeniz varsa, çizimdi ya da mimarlık işi varsa size destek olacak muhtarım. Projesi yapıldı. Proje falan işi bitti. İhalesi de verildi hatta. Verildi de biraz maliyetler arttığından dolayı biraz sıkıntı var o yüzden. Bütçenin çıkmasını mı bekliyorlar? Valla bütçede biraz bütçe var da bütçeyi aşıyor yapılacak binalar. Maliyetler arttığı için. Yani. Sıkıntı orada var. İşte özellikle devamlı görüşme yapıyoruz. Bugün hatta Kurtuluş Bey'le de bir görüşmemiz oldu o konuda da. Evet. Yani, takip ediyoruz. Bir inşallah bu sene herhalde hallolacak o iş. Evet. Soruyorlar muhtarım.
Cemil Kaya, iyi yayınlar muhtarım. İftarımızsınız, Demirli'nin gururusunuz diyor Sayın Muhtarım. Mehmet Sağ olsun. Demirci diyor. Sağ olsun. Ankara'dan Yakup Aytemir, Ankara'dan selamlar diliyorlar. Aynen. Selamlar olsun muhtarım diyor. Gökmen bizim damadımız. Gökmen benim görümcemin kocası aynı Aynen. zamanda. Akrabam, ardıçlar. Doğru. Yazılardan rahatsız olabiliyorsa izleyenlerimiz, görüntüdeki yazıları sağ tarafa kaydırdığınızda ekranda sadece muhtarımı görebilirsiniz. Yorumlardan rahatsız olup da görmek istemezlerse sağ tarafa kaydırabilirler. Gazi Özdemir, selamlar olsun muhtarım diyor. Kargın Yenice, çöp toplama sıkıntı Kargın Yenice'de de. Çöp toplama araçlarında yetersizlik vardı. Daha önceki yayınlarımızda muhtarlarımız bahsetmişti. Özel idarenin araçlarının yetersiz olduğunu söylemişlerdi daha önceden. Umarım çözülür. Muhtarım, Yenice'de 20 günde bir çöp alınıyor. Yazın özel idareye duyurulur diyor Özgür Yıldırım. Yenice'nin çöp sorunu varmış. Selim Ağa köyünde çöp konteyneri yok diyor Mustafa Koca muhtarım. Selim Ağa köyünde çöp konteyneri yokmuş. Özdemir Osman Belçika'dan selamlar diliyorlar. Aleykümselam. Muhtarım izleniyorsunuz. Afrika'dan, Kuveyt'ten, yurt dışından, yurt içinden, Kanada'dan, Amerika'dan bütün hemşehrilerimiz izliyorlar şu an sizi. Buyurun. Demirli'nin sorunlarını dinleyelim. Vallahi, Sıkıntılarını, yapmak istediğiniz projelerinizi. yapmak istediğimiz proje, fazla bir projemiz yok. Bir Koyvana projesi var işte. Bir de kolektör sistemi, yani suda sıkıntı yaşadığımız için. Onun yapılması lazım. Bu sene yapılmıyor. Bu sene yapılmıyor da inşallah önümüzdeki sene o sorun da çözülür. Başka da bir sorunumuz, yani iki tane su deposu var köyümüzde. Cazibeli Evet. geliyor bizim sular. Bu 3-5 sene içerisinde zaten bakımları yapıldı hep, özel idare tarafından. Depolarımızın Evet. bakımları yapıldı. İşte bir kaynağımız var. Orada çitil diyorlar. Söğüt kökü falan. Orada bir sıkıntımız var. Evet. Her sene bir kök gidiyor. Özel idare sağ olsun geliyorlar, açıyorlar. Orada bir sıkıntımız var. Bu sene Evet. orayı da halledeceğiz. Kangal boru alıp değiştireceğiz o boruları. Başka da bir öyle bir, yani yollarımız biraz bozuldu. Kanalizasyon geçtiği için belediye zamanında parketaş yapıldıydı bizim ana yollar. Evet. Parketaşlardan dolayı bozuldu. Oralarda bir sıkıntı var. Ama şu anda yapacak herhalde bir şey yok. Devletin durumu da biraz şey değil, yani para sıkıntısı var. Muhtarım, Gazi Özdemir muhtarım diyor. Top sahamızda bir düzeltme yaparsanız memnun oluruz diyor. Saygılar diliyorlar size. Evet, futbol sahamız var da çocuklar işte biraz orası da atıl şu anda. Bir temizlenmesi lazım yani, bir graderla düzeltilecek. Sizden rica ediyorlar. Orası düzeltilsin istiyorlar muhtarım. Tamam, köye grader geldiğinde şey yapalım. Dandili Ambalaj Ankara'dan Temirli'ye selamlar olsun. Köyde imarlı arsa sıkıntısı var diyor. Arsalar hep sıkıntılı durumda şu an. Vedat Güzel Küçük Ankara Sincan'dan selamlar diliyor muhtarım. Serkan Aslan iyi yayınlar diliyorlar. Osman Karagöz iyi yayınlar. Bizler de yardımcı olmamız lazım muhtara halk olarak diyor. Şimdi siz beraberlik olsun ki Osman Bey, biz kendi köyümüzde böyle bir çalışma yapıyoruz. Muhtarımızı biz yalnız bırakmıyoruz. 12-13 kişilik bir gönüllü ekibimiz var ama bizim kendi köyümüz, başköyün tamamı yurt içi ve yurt dışı kenetlenmiş durumda. 2 gün önce 2000 euro gibi bir para toparlandı. Biz cenaze aracı almayı düşünüyoruz köyümüze. Daha önce sizin bu bahsetmiş olduğunuz suyu biz borularını falan biz kendi imkanlarımızla özel idareden gelen belli bir miktar paranın üzerine biz toparlayaraktan kendimiz yaptık. Gönüllülük esaslı köyümüze, muhtarımıza destek olmak için muhtarımızın yetişemediği yerde, devletin yetişemediği yerde biz böyle bir kampanya başlatıp köyümüzün eksiklerini biz kendimiz de yapmaya çalışıyoruz.
devletimizin yetişemediği yerde biz de katkı sağlamaya çalışıyoruz kendi köyümüz adına. Onlar da diyorlar ki size, biz de üzerimizde düşeni yapmamız lazım diyor Osman Karagöz, köy halkı olarak diyor. Doğru, köy halkı üzerine düşeni yapıyor. Geçen sene işte su sıkıntısından kuyu vurdu, sondaj kuyusu vurdurduk. Su da iyi güzel çıktı. Bu sene Allah izin verirse özel idare depoya bağlantısını yapacak. Evet. Yani ne kadar da kuraklık olsa fazla bir su sıkıntısı yaşamayacağız herhalde bundan sonra. İnşallah öyle olacak. Şimdi gelmek isteyenler maalesef gamzeli ambalaj öyle bir sorunu var. Gelmek isteyen maalesef ev yapmak için arsa bulamıyor muhtarım diyor. Uşe'de bir yol bulursanız bulmanızı istiyoruz diyor. Az önce Hilmanlı muhtarımızın da sıkıntısı bu zaten. Hani aslında köylülere yardımcı olmak istemiş. Böyle bir arsa varmış, dağıtmışlar ama muhtarımı şikayet ettiği için birisi şikayet etmiş başka bir köyden, onu da söylemişti. Farklı bir köyden şikayet etmişler CİMER üzerinden. Aslında burada muhtarımızın art niyeti hiç yok. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyor fakat CİMER üzerinden şikayet olunca işlem başlamış muhtarımız hakkında. Doğru. Kaman ve köylerinde arsalar sıkıntı. Şevket Ayaz diyor ki tamamen yollarını yapmıyorlar ki diyor köylerini yapsınlar. Atatürk Caddesi çarşı içi berbat kaldırımlar 97 yılında diyor yapılmıştı. Hala diyor o düzen devam ediyor. Çöpler alınmıyor. Kaman merkezde diyor. Doğrudur. Ya Böyle çöp bir sıkıntıyı sıkıntısı da söylemişler. biraz gecikme oluyor çöpün alınmasında da. Ya geçen sene 12-13 güne bir geliyorlardı. Çünkü köy sayısı Evet. çoğalınca özel idare de yetişemiyor haliyle. Ama 12-13 Şimdi güne sıralamaya geldiler. araçları yetersiz olduğu için onlar da personel sıkıntısı var ve araç sıkıntısından kaynaklı yetişemiyorlar. Doğrudur. Umarım bu sene bir çözüm bulabilirler. Yollar düzgün yapılmıyor, ekipman eksikliği var diyor. Bir graydarla yol yapılmaz diyor Bülent Dedebali. Doğru, tek Öyle karaylar var. yazmış tabii. Özkaya Savaş, Münevver Özkaya, Savaş Özkaya, Allah razı olsun Demirli Köyü'nden diyor. Muhtarım Hatice Kaya iyi yayınlar dilemiş size. Arsa konusunda da bizim bir 38 dönüm milli emlak üzerine bir arsa vardı köyümüz tarafında. Evet. Bizim Kırşehir Derneği bir çalışma yaptı, şey yaptı. Köyün adına orayı satın aldık. 38 dönüm yeri. İşte bugün de Kurtuluş Bey'le görüştük müdürümüzle. Oranın parselizasyonu yapılacak. Bir Evet. 30-35 tane falan bir konut yeri çıkacak yani oralardan. Evet. Biz şimdi yayınlarımızı daha önce kaçırmış olanlar için bir söyleyelim. Kaman ve köylerinden Havadis grubumuzun YouTube kanalımız var efendim. Abone olun diyoruz ama abonelik ücretsiz. Bu yanlış anlaşılmasın. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Facebook üzerinden abone oluyorsunuz, YouTube üzerinden. Ekliyorsunuz kendinizi. Oradan kaçırmış olduğumuz yayınları ya da muhtarlarımızın köyleri hakkında anlatmış olduğu sorunları YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Oraya abone yaptırabilirsiniz kendinizi. Kanallarımızdan oradan bizi yayınlarımızı, geçmiş yayınları oradan izleyebilirsiniz. Belediyeler kapanınca tabii ki de diyor yetişmeyecek özel idare diyor. Doğru. Yine de Allah razı Kargın olsun. yerinde Yine de tatilleri. ellerinden geleni yapıyorlar yani. Kepçe lazım olduğu zaman hemen kepçe gönderiyorlar. Kumlama bazı çamlar. Serkan Bey izliyor şu an bizi. Serkan Bey muhtarlarımızın daha önce de bahsetmiş olduğu konu var. Ne istersek hiç bizi geri çevirmiyor diyorlar. Çok da memnunlar. Doğru. Amirlerimizden ellerinden geleni onlar yapıyorlar zaten. Hani Yapıyorlar. şikayet fazla duymadık. Yayınlarımız boyunca da hizmet alabiliyoruz diyorlar ama bazen de yetersiz kaldıkları nokta araç sıkıntısı olabiliyor ya da imkan sıkıntısı, işte bütçe sıkıntısı olabiliyor. Yoksa amirlerimiz, müdürlerimiz ya da çalışan personel elinden geleni fazlasıyla yapıyor zaten. Yapıyorlar evet. Buyurun muhtarım. Ya özeliler elinden geleni yapıyor. Yetiştiği yere kadar dediğin gibi. Baharın her sene arazi yollarımız açılıyor. Buraylar gönderiyorlar. Buraya yetişmezse Kırşehir'den falan bir takviye yapıyorlar.
Araz Evet. yollarımız açılıyor. Ana yolumuz iyi. 2-3 sene önce bir kaplama daha yaptılar. Özel Evet. idare. Asfalt serdi üstüne. Ana yolumuzda bir sıkıntımız yok. Ana yolumuz Evet iyi. muhtarım. Başkaca da öyle bir sıkıntımız yok. Öyle işimiz görülüyor. Şimdi sağ olsun müdürlerimiz kepçe istediğimiz zaman gönderiyorlar. Geçen Evet. sene su sıkıntısından dolayı su aradık. Bir hafta kepçe gönderdiler, büyük kepçe. Bir hafta daha da su aradık. Ya, bulamadık Evet. fazla da bir tane bulduk. Biz de iki tane sondaj vuruldu. Şu an analiz raporlarını bekliyoruz. Geldiği zaman umarım kullanılır, içilebilir su raporu alırız. Takviye olur. Dağdan getirdiğimiz sularımız da var. Bizim eski bir kanalımız vardı. Oradaki suyumuzu tekrar köye kadar taşıdık biz. Bu sene yağışlar da bol oldu. İnşallah sıkıntı çekmeden yazı İnşallah. atlatmış oluruz. İnşallah. Bayram geliyor şimdi. Kurban Bayramı yaklaşıyor. En büyük sıkıntı su sıkıntısı oluyor. Bayramda özellikle. İnsanlar köylere gelip de susuz kaldığı zaman sıkıntı oluyor. Geçen Umarım sene yaşamaz. Ramazan Bayramı'nda başladı su sıkıntısı. Evet. Ramazan Bayramı'nda başladı su sıkıntımız. Evet. Bizim sular hep cazibeli dağdan geliyor. Evet. Kaç senede de doğru dürüst hani kar yağmadığı için kaynaklar azaldı. Suyu nasıl getiriyorsunuz muhtarım? Şey mi? Güneş enerji sistemi mi? Dinamo mu? Yok Elektrik sıkıntısı sizde de var mı? yok bizim Diğer elektrik köylerde getirdikleri su elektrikle çalışan dinamolar var ve yüklü elektrik faturaları geliyor köylere. Öyle bir sıkıntılarımız var diğer muhtarlarımızla konuştuğumuz canlı yayınlarda. Sizin doğru. öyle bir sıkıntınız var mı? Bizim öyle bir sıkıntımız yok işte. Geçen sene bir kuyu vurdurduk. Bir elektrik parası oradan olacak. Geri kalan suyumuz hep cazibeli geliyor. Dağdan geliyor. Evet. İki tane depomuz var. İki depoya da sular geliyor, şey yapıyor. Elektrik sorunumuz yok şu anda. Evet. Başka yapmak istediğiniz projeniz var mı? Köyünüzde yapılmasını istediğiniz köy konağı acil diyorlar. Hatta soruyorlar köy konağı ne oldu muhtarım diyorlar. Konağı Muhtarım bizim yapılacak köyün Allah. girişinde Gönül Dağı Temirli kasabasında levha ve ışık olsa daha iyi olur diyor Gazi Özdemir. Valla Leva Belediye'nin koyduğu bir lafa var. Gönülda Demirli Kasabası diye halen duruyoruz. O şekilde Yani duruyor. onun yenilenmesini istiyorlar muhtarım. Valla o Ve konuda bir buradan iletelim biz de. Yazılanları iletelim. Aydın Uç, İsa Hocalı'dan Aydın Uç, hayırlı yayınlar Ayla Hanım diyor. Selamlar diliyor. Muhtarım size de kolay gelsin diyorlar. Aydın Uç. sağ İsa olsunuz. Hocalı'ya selamlar olsun. Muhtarıma selam olsun. Muhtarım izliyor buradan bizi. Abdullah Ulusoy muhtarım da biz canlı yayınımızı yapmıştık. İsa Hocalı'yla da. Muhtarım izliyor şu an bizi. Selam olsun bizden de İsa Hocalı'ya. Kur'ancılığımızla geleceğiz. Muhtarımızla görüşeceğiz. Belediye başkanımızla görüşeceğiz. Yayınlarımıza konuk almaya devam ediyoruz. Muhtarlarımız canlı yayına katılmakta biraz sıkıntılılar. Canlı yayına katılmak istemiyorlar muhtarım. Biz köylerinin sorunlarını anlattırmaya çalışıyoruz aslında. Burada köylere destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yetkililerimize sizin aracılığınızla sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Hani birinci ağızdan dinlemek belki dilekçeyle tabii ki müracaat ediyorsunuz, birebir gidip yüz yüze konuşuyorsunuz ama buradan sizi izleyen çok geniş bir kitle var. 13 bin üye sayımız var. 13 bin kişi sizi izliyor şu an canlı yayında ve sesinizi dünyanın bir ucundan bir ucuna duyuyorlar. Yurt dışında çalışan gurbetçilerimiz var. Orada yerleşmiş gurbetçilerimiz var. Köylerinden havadis almak istiyorlar. Biz de aracı olmak istiyoruz böyle. Uzaklarını yakın ediyoruz aslında muhtarım. İsmail Kaman, İsmail Bey selamlar. Yayınlarımızı her zaman dikkatle takip ediyor ve yorum yazıyor sağ olsun. Sayın Emre Demirci Başkanım var olun. İşin rast gitsin. İnşallah Kamanın içinden diyor köylerimize çıkış yolları Allah zeval vermesin devletimize inşallah diyor. Yani inşallah İsmail Bey
iyi dileklerde bulunuyorlar. Kamanımızın ve köylerimizin bütün sorunları çözülmüş olur. Muhtarım buyurun, sizi dinliyoruz. Valla söyleyecek başka da bir şey yok. Bu sene işte bahar geldi, yol boyu ağaçlarımız var. Onların budamasını yapacağız. İşte Evet. mezarlığımız var. Onların temizliği falan yapılacak işte. Otlar çıkmadan ilaçlaması falan yapılıyor her sene. Bayramı hazırlık yapacaksınız. Bayrama hazırlık olacak. Evet. Başkaca da bir şey yok köyde. Fazla da bir sıkıntımız yok şükür. Tamam muhtarım. Ben size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İzliyorlar herhalde, yandan sıkıntılı olan yerleri mi söylüyorlar muhtarım? Buradan dinleyenlere de selam olsun hepsine. Oldu. Aleyküm selam. Size de iyi yayınlar. Teşekkür ederim muhtarım ben. Yayınımıza katıldığınız için Murat Sungur. çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Murat Sungur da merhaba, iyi akşamlar demiş. Ayla abla demiş. Akraban. Yaşar abinin oğlu Murat. Akrabam Murat, selamlar ablacığım. Görüşürüz muhtarım. Oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum ben de muhtarım. Görüşürüz. Oldu. Emre Demirci bütün muhtarlar için bir lütuf diyor Erhan Kapıcı muhtarım. Emre Demirci'nin yapmış olduğu hizmetleri söylüyor Erhan muhtarım. Emre Bey'e buradan teşekkür ederiz. Çalışmalarında biz başarılar diliyoruz. Başarılar. Böyle güzel hizmetleri takdir etmeleri çok güzel. Demek ki başarılı ve elinden geleni yapıyor ki burada kaç kişiden duyduk yorumlarımızda. Emre Bey'den teşekkür ediyoruz kendisine. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Doğru. Muhtarım, Ne sıkıntımız söylemek olursa Emre istediğiniz bir Bey şey var mı? bozuyor. Buyurun. Alamadım sesinizi. Sıkıntımız olduğu zaman Emre Bey yardımcı oluyor, çözüyor yani. Hep söylüyorlar zaten. Evet. Öyle öyle. Biz çok teşekkür ederiz kendisine. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz muhtarım. Oldu, sağ olun. Demirli'ye selam olsun buradan. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çalışmalarınızda başarılar. Oldu. Yapmış olduğunuz, köyünüzde yapmış olduğunuz çalışmalarınızı bize video ya da resim şeklinde atarsanız grubumuzda yayınlarız muhtarım. Çalışmalarınızı orada göstermiş oluruz. Yapmış olduğunuz hizmetleri resimle yayınlayabiliriz. Öyle de sizin çalışmalarınızı orada yayınlamış olabiliriz. Doğru. Ben de biraz sıkıntı. Telefonu fazla kullanmıyorum. Öyle reklam işine fazla giremiyor. O sıkıntı var Evet, biraz. onun en büyük sıkıntısını da ben çekiyorum canlı yayın öncesi muhtarım. Hiç Evet. problem değil. Canlı yayınımıza katılma isteğimizi kabul ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Görüşürüz muhtarım. Kaman ve köylerinden Havadis grubumuzda bugün muhtarımız Sayın Mehmet Demirci konuğumuzdu efendim. İlerleyen zamanlarda diğer muhtarlarımızı konuk etmeye devam edeceğiz. Canlı yayınımıza katılmak istemeyen muhtarlarımız var. Bizim şöyle bir ricamız var. Canlı yayınlarımıza katılsınlar. Çünkü burada köylerini anlatıyorlar. Köylerinin sorunlarını anlatıyorlar. Hatta izleyenlerimiz soruyor ki bizim köyümüz niye yok? Ya da bizim muhtarımızı niçin almıyorsunuz yayına diye. Biz muhtarlarımıza arıyoruz. Yayınımıza katılma talebinde bulunuyoruz. Ama kabul etmeyen muhtarlarımız da var. Burada köyünüzün sorunlarını anlatıyoruz. Sıkıntılı olan yerleri anlatıyoruz. Canlı yayınlarımızın sonrasında geriye dönüşler oluyor, hizmetler geliyor. Uzaktaki gurbetçilerimize köylerinden havadisi veriyoruz. Böyle bir platformu bence kaçırmasınlar derim. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Kaman ve köylerinden havadis grubumuzun YouTube kanalımız var efendim. Canlı yayınlarımızı kaçırmış olduğunuz canlı yayınlarımız da varsa bugünküyle birlikte 17 köyümüzde canlı yayın yaptık. Onları YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. YouTube kanalımız ücretsiz. Abone olabilirsiniz diyoruz. Burada yanlış anlaşılmasın. Orası ücretsiz. YouTube'a girip üye oluyorsunuz. Yayınlarımızı oradan izleyebilirsiniz. Sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Kaman ve Havadis grubumuz daha geniş kitlelere ulaşsın. Biz de gururla yapmış olduğumuz hizmetleri, köylerimize yapılan hizmetleri, çalışmaları gururla buradan sunmuş olalım.
Ben ekip arkadaşlarımıza, başkanımıza, temsilci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kamera arkasında geniş bir ekibimiz var. Canla başla çalışıyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Sizlere hizmet yapmak için uğraşıyorlar. Ben hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. İzleyen bütün hemşerilerime, akrabalarımıza, köylülerimize, gurbette olan, şehir dışında olan herkese selamlar sunuyorum buradan. Pazar günü canlı yayınımız var. Başka bir köyümüze konuk olacağız. Başka bir muhtarımızı konuk edeceğiz. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.